Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. 5. sınıf Arapça ders kitabında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayfa 16'da kalmıştık. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Evet arkadaşlar burada ne diyor? İkra el harfeynil atiyeyn. Burada ne diyor? Gelen iki harfi oku. Bu gelen iki harfi oku. Sınme sonra Urbut, beynin, nikat sonra noktaları ne yap? Birleştir demiş arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada bakın noktalar var. Bizler bu noktaları birleştirip bu harf için alıştırmaları yapmış olacağız. Evet, birinci harfimize baktığımız zaman arkadaşlar ok işareti yönüne bakalım. Bakın şuradan başlıyor ve şu şekilde geliyor. Demek ki biz bu harfi nasıl yazacağız? Şöyle yazacağız arkadaşlar, şöyle. Bu harfin adı nedir? Dal, dal. Peki bunun üzerine bir nokta geldiğinde ne oluyor arkadaşlar? Zal oluyor. Zal. Ama peltek. Bunu söylerken dilimiz dişlerimizin arasında. Zal. Zal. Dal. Zal. Bu şekilde değerli arkadaşlar noktaları birleştiriyoruz. Bakın ilk iki satırda ben yaptım. Buraları size bırakıyorum arkadaşlar. Buraları da kendiniz yapın. Peki şimdi bir sonraki harfimize geçelim. Yine aynı şekilde arkadaşlar burada bize ne diyor? Gelen bu iki harfi oku ve noktaları ne yap? Birleştir. Bu sayede arkadaşlar bu harflerin nasıl yazıldığını daha iyi bir şekilde öğrenebiliyoruz. Bu harfimize baktığımız zaman bu harfimizi de arkadaşlar şu şekilde yazıyoruz. Bakın şu şekilde, şu şekilde yukarıdan aşağıya doğru evet bu harfimizin adı ne oluyor arkadaşlar? Ra oluyor. Üzerine bir nokta geldiği zaman ne oluyor değerli arkadaşlar? Z oluyor. Ra, Z. Ra, Z. Bakın arkadaşlar. Ra, Z. Ra, Z. Burada da arkadaşlar ben noktaları birleştirerek ilk iki satırdaki harfleri yaptım. Siz de kalan diğer iki satırdaki harfleri kendiniz yapabilirsiniz değerli arkadaşlar. Şimdi sayfa 17'ye geçelim. Yine 17'de ne diyor arkadaşlar? Gelen iki harfi oku aynı şekilde ve noktaları ne yap? Birleştir değerli arkadaşlar. Evet, birinci harfimize baktığımız zaman arkadaşlar bunu nasıl yazıyoruz? Bakın şu şekilde şu şekilde yazıyoruz. Bu harfimizin adı nedir? Sin. 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 Peki bu harfin üzerine 3 nokta geldiği zaman ne oluyor? Şin oluyor. Şin. Şin harfini de arkadaşlar şu şekilde bakın gösterdiğim şekilde ok yönünde şu şekilde çiziyoruz, yazıyoruz değerli arkadaşlar. Peki buraya baktığımız zaman burada ne yapmış arkadaşlar? Önce 3 tane sin yapmış, sonra 3 tane şin yapmış. Biz de bu sıralamayı takip ederek bu şekilde bu harfleri yazıyoruz. Bakın sin 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 şin şin şin. şin. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Sin, sin, sin. Şin, şin, şin. Bu iki satırı ben yaptım değerli arkadaşlar. Kalan iki satırı da siz kendiniz yapabilirsiniz. Size güveniyorum. Evet bir sonraki harfimize geçelim. Yine burada ne demiş? İkra, oku, el harfi, ati. Gelen harfi oku. Sımmar, but, beyne, nikat. Sonra noktaları birleştir. Evet arkadaşlar. Şimdi burada ne? hangi harf var bakalım sat harfi var arkadaşlar. Peki sat harfi nasıl yazılıyor arkadaşlar? Bakın ok yönünde şu şekilde arkadaşlar şu şekilde yazıyoruz ve aşağı doğru indiriyoruz. Bakın gösterdiğim şekilde bir diğer harfimiz bat harfi. Bunu da şu şekilde arkadaşlar yazıyoruz ve bitiriyoruz. Peki buralara baktığımız zaman yine burada ne yapmış? Sat, sat, sat. Bat, bat, bat. Biz de bu şekilde devam ettik arkadaşlar. Bakın sat 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 dat 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 üstüne nokta yoksa sat nokta varsa dat değerli arkadaşlar. Yine kalan iki satırı size bırakıyorum. Bakın ilk iki satırı ben yaptım arkadaşlar. Diğerlerini siz kendiniz yapabilirsiniz. Sayfa 18'e geçelim değerli arkadaşlar. İkra el harfeyn el atiyeyn gelen iki harfi oku. Sunmer but beyne sonra noktaları ne yap birleştir. Bu harfimize baktığımız zaman t harfi arkadaşlar t harfi. T harfi nasıl yazılır? Bakın şu şekilde şunu getiriyorum ve üstten düz çizgi indiriyorum. Bunu şu şekilde getiriyorum, üstten düz çizgi indiriyorum. Bir diğer harfimiz v harfi arkadaşlar. Bunu da şu şekilde yine aynen böyle yapıyorum ve düz çizgiyi aşağı doğru indiriyorum. Peki devam ettiğimiz zaman 3 tane t harfinin olduğunu görüyoruz. T, 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 z, z, z. Bu şekilde arkadaşlar ben de devam etmişim. İlk iki satırı ben yapmışım. Sonraki iki satırı size bırakıyorum. Yapacağınıza inanıyorum. Peki bir sonraki harfimize geçelim. İkra oku el harfein el atiyeyn. Gelen iki harfi oku. summe sonra ne yap? Urbut birleştir beynen nikat sonra noktaları birleştir. Peki bu harfimize bakalım arkadaşlar. Bu harfimiz nedir? Ayn harfi. Ayn arkadaşlar. Ayn nasıl yazılır? Şu şekilde arkadaşlar. Ayn gösteriyorum. Evet. Bir diğer harfimiz gayn. Gayn de aynı şekilde arkadaşlar. Üzerine bir nokta koyuyoruz. Ayn, gayn. Sıralamaya baktığımız zaman ayn, ayn, ayn. Gayn, gayn, gayn. Bu şekilde arkadaşlar ben de boşlukları doldurmuşum. Üç tane ayn, üç tane gayn. Şimdi ilk iki satırı görüyorsunuz arkadaşlar ben yapmışım. Kalan iki satırı da size bırakıyorum. Sayfa 19'a geçiyoruz değerli arkadaşlar. 19'da bize ne diyor? İkra oku el harfein el atiyeyn. Gelen iki harfi oku. Sümmer but beynen nikat. Sonra noktaları birleştir. Peki harflerimize bakalım. Bunlar hangi harfler arkadaşlar? Bakın f kaf. F kaf. Birinci harfimiz F, ikincisi kaf. Evet F harfi ve kaf harfi birbirlerine birazcık benziyorlar arkadaşlar. Şu şekilde yapıyoruz. F harfini bakın gösterdiğim şekilde üzerine bir nokta. Kaf harfini de arkadaşlar biraz daha kısa bir şekilde yapıp üzerine iki noktamızı koyuyoruz. Sıralamaya baktığımız zaman F, 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 Kaf, 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 F, 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 Kaf, Kaf, Kaf. Arkadaşlar 3 tane F, 3 tane K harfinin yazıldığını görüyoruz. Bu şekilde arkadaşlar kalan iki satırda da sizler noktaları birleştirip bu harfleri yazabilirsiniz. Bir sonraki harfimize geçelim. İkra el harfil ati. Gelen harfi oku. Sun merbut beynen nikat. Sonra noktaları birleştir. Harfimize baktığımız zaman sizce bu hangi harftir değerli arkadaşlar? Kef harfi değil mi? Kef. Evet, kef, kef harfi de nasıl yazılıyor arkadaşlar? Şu şekilde ters bir L yazıyoruz ve içine hemzeyi yazıyoruz arkadaşlar. Bakın bu hemzeye benziyor değil mi? Bunu da buraya yazıyoruz. Kef. Evet, bu şekilde arkadaşlar ilk iki satırı ben yaptım sonuna kadar. Kef harfini yazıyorsunuz. Kalan iki satırı da size bırakıyorum. Bunu yapabilirsiniz. Şimdi sayfa 20'ye geçelim. Evet, sayfa 20'de ne diyor? İkra oku. El harfil ati. Gelen harfi oku. Sun merbut beyle nikat sonra noktaları birleştir. Bu hangi harfimiz arkadaşlar? Lam harfi değil mi? Lam. Bakın lam harfi nasıl yazılıyor değerli arkadaşlar? Şu şekilde indiriyoruz. Bir baston gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın lam harfi. Evet bu şekilde noktalarımızı birleştiriyoruz ve lam harfini yapıyoruz satır sonuna kadar. İlk iki satırı ben yaptım. Sonraki iki satırı da size bırakıyorum değerli arkadaşlar. Bir sonraki harfimiz İkra el harfil ati. Gelen harfi oku. Sun merbut beynen nikat sonra noktaları birleştir. Peki bu hangi harfimiz değerli arkadaşlar? Bulun bakalım bu hangi harfimizdi? Evet mim harfi değil mi? Bakın mim harfimiz nasıl yazılıyor değerli arkadaşlar? Şu şekilde ok yönünde görüyorsunuz. Bakın değerli arkadaşlar şu şekilde indiriyoruz. Şu şekilde indiriyoruz. Baktığımız zaman Türkçedeki P harfine biraz benziyor değerli arkadaşlar. Oradan aklınızda tutabilirsiniz. Evet bakın Mim harflerini sırayla yazmışım değerli arkadaşlar. İlk iki satırı ben yaptım. Sonraki iki satırı size bırakıyorum değerli arkadaşlar. Sayfa 21'e geçelim. Sayfa 21'de ne diyor? İkra oku el harfil ati. Gelen harfi oku. Sun merbut sonra birleştir beynen nikat. Sonra noktaları ne yap? Birleştir. Evet sizce bu hangi harfimiz değerli arkadaşlar? Nun değil mi? Nun harfi. Bakın değerli arkadaşlar nun harfi de nasıl yazılıyormuş? Şu şekilde bakın. Ok işaretinden aşağı doğru iniyoruz ve üzerine bir nokta koyuyoruz. Arkadaşlar bu çizgi filmlerde çıkan mıknatıslara benziyor. Orada oradan aklınızda tutabilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet nun nun, nun bu şekilde ne yapmışım? Noktaları birleştirmişim değerli arkadaşlar. Sizler de bu şekilde noktaları birleştirip bu harfi yazabilirsiniz. Evet son harfimize geçelim arkadaşlar. Bu videodaki son harfimiz. İkra oku el harfil ati. Gelen harfi oku. summer but beynen nikat. Sonra ne yap? Noktaları birleştir. Peki arkadaşlar bakalım bu hangi harf? H harfi değil mi arkadaşlar? H harfi. Arkadaşlar eliniz ilk başta alışmayabilir. Fakat şu ok işaretinin gösterdiği şekilde bakın değerli arkadaşlar. Bir numaradan geliyorum. Şu kıvrımdan geçip şu şekilde uzatıyorum. Bakın değerli arkadaşlar gösteriyorum. Şu şekilde H harfini yazıyorsunuz. Evet bu şekilde noktaları da birleştirirseniz daha çok pratik yapmış olursunuz değerli arkadaşlar. İlk iki satırı ben yaptım. Sonraki iki satırı da size bırakıyorum. Evet değerli arkadaşlar. Bu videomuzun dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.